Zül Celal vel İkram Hem büyüklük sahibi hem kerem ve ikram sahibi olan. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir? Rahman Suresi 78 Dünyada insanın hoşuna gidecek sayısız nimet vardır. Allah kullarının hoşnut olacağı çeşitli detaylarda dünyayı süslemiştir. Ancak elbette Allah'ın sonsuz kerem ve ihsanını asıl olarak göstereceği yer cennettir. Kur'an'da tasvir edilen cennet, onun sonsuz ikramını gözler önüne sermektedir. Cennetin Kur'an'da anlatılan en belirgin özelliklerinden biri, nefislerin arzuladığı her şeyin müminlere verilmiş olmasıdır. Cennetin altından ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Ne sıcak ne soğuk, tam kararında bir gölgelik vardır. Allah kendisinden bir rahmet olarak salih kullarını cennet bahçelerindeki gölgeliklerde ve pınar başlarında bulunduracaktır. Çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahip olan cennette müminlere istek duyup arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verilecektir. Müminler içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler. Ayrıca cennette inananlar için yüksek köşkler bina edilmiştir. Bu köşklerin altından ırmaklar akmaktadır. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerinde oturur ve etraflarına bakıp seyrederler. Bu arada yapılan ikram da son derece ihtişamlıdır kendileri için hizmet eden civanlar çevrelerinde gümüşten billur kaplar ve kupalar dolaştırırlar. Bu hizmetler esnasında müminlerin giyimleri de son derece göz alıcıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri ipektendir. Enbiya Suresi 23 Kuşkusuz Kur'an'daki cennet tasviri az önce anlatabildiğimizin çok üstündedir. Okuyacağımız ayetler Allah'ın cennetteki sonsuz keremini ve ikramını açıkça bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet, zevk aldığı her şey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. Zuhruf Suresi 71 Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. İnsan Suresi 20 Yere gelince, onu da yaratılmış bütün varlıklar için alçalttı, koydu. Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rahman Suresi 10-13 O iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. Şu halde Rabbinin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel, berzah vardır. Birbirinin sınırını geçmezler. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?'' İkisinde de inci ve mercan çıkar. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler onundur. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü kendisi baki kalacaktır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde olan ne varsa ondan ister. O her gün bir iştedir. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. Rahman suresi 10 30